Hayırlı sabahlarınız olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7. günümüz herhalde, değil mi Kadir? Öyle bir şey. Evet, herhalde öyle, 7. Bu kaçı? Bugün Salı, 7'si Pazartesi olduğuna göre 7, 8. gün. Bunun 15, 16'sı. 8'inde Benim oldum. 9. günüm. Ve benim Hayır, ameliyatı. benim 7. günüm, Ben de 8. gündeyim, senin de evet. 7. günün. Ben getirdim işte. Doğru, aynen. Neyse, 7 ya da 8, yani ilk haftamızı atlattık. Şimdi aşağı iniyoruz. Kadir'le bir çay falan içeceğiz. Şöyle eşofmanlarımı giydim. Crocs'larımı giydim. Çok çok rahat. Hiç başka ayakkabı giyemem. Vallahi ayaklarım falan daha biraz şişler. Bugün doktor kontrolümüz var kızlar. Şu bantlardan kurtulacağız inşallah. Bunu alıştım gibi. Bugün çok şükür yine kafam ağrıdı. Bir gündüz ağrımıyor, bir gelip gidiyor işte. Neyse yani ip yapanlar çok var. Instagram'dan yazıyorlar. Sakın Narin abla şeytana uyup da çıkarma. Tak, sıkı tak. Öyle işte. Kadir'im de hazır maşallah. Bir kuduz bir dikişte gidiyoruz. Gülemiyorum. Doğru bir kuduz. Yok, o köpek kuduz değil oğlum. O köpek esnafın, o hep orada var. Gidiyoruz mu, çıkaralım mı? He, çat çıkart. Hadi gidelim bir Her şeyler şey aldın değil mi? atıştıralım. Doktor için bana bir şey lazım değil zaten. İlaç şeylerim hazır. Hazır, şunu istiyorsan çantanı Ha, onu bana ver. Sende var al. mı? Bende var bir tane. Tamam. Açıktım ya, ben pardon, bilmiyorum. İlaç yiyeceğim. Sen ne yersen ye. Ben biraz belki bir çayla bir bakayım. Sen börek istiyorsun He, değil mi? börek gibi bir şey varsa azıcık. Yiyemiyorum zaten de yarım da Kaç saat olsa. yapalım mı? Çünkü arabayla gideceğiz ya Kadir. Şu Doğuşgil gelip bizi alacak ya da şoför. Aç gidemiyorum kızlar, migren daha da kabarıyor. Yolda yağmur kalsın Yolda mı? baya uzun sürüyor. Gidip gelmesi, İstanbul'u biliyorsunuz. Ana burayla aynı renk giymişim Kadir, Kadir beni çekiyor Kadir. Nereye? Şu yerle. Sen çekeyim mi? Evet, çek dur, şu güzel yere gelin bana. Bugün daha biraz titiz, daha titiz yani. Evet. Titiz. Ama doğrulmak yok tam. Şu an bak şu kadar doğrulabiliyorum. Dur, yandan göstererek. Şöyle doğrulabiliyorum. Yani tam düz Ama değil. bak böyle yapınca da zorlanıyor kaslarım. Böyle daha iyi. Demek ki Yani var daha bir haftam. de doktorun vardır bir bildiği Ama ya. önce şöyle gidiyordum Kadir. Önce ilk gün zaten bayağı şey. İki, Gelmiyor mu? iki, üç gün bel ağrısı berbat. Hiçbir yeriniz ağrımıyor belden başka. Bel kötü Onu ya. zaten herkes söylemiş ki. Bel ağrısı da kötü ama harbi. Acayip kötüymüş Kadir. Sadece geri uzanınca yatağa çok rahatsın ya da oturunca. Ne Ama bu yapmayacaksın şekil... ya, katlanacaksın ikisinden biri. Güzellik. Akşam bizim gelin diyor da abla Böyle işte hadi gidelim. Sonra yaralarım açılacak ve bugün yıkanacağım. Bu büyük bir şey yani. Merhaba. Merhaba. Odada fazla bir şey yok ama çek. Kadir dedi ki dürüm yiyeceğim. Ben de dedim aha şuraya gireyim. Otelin karşısı zaten. Ufak bir şey atıştırayım. Ansaran gidek. Doğru gelir servis. Bakın bir neler var. Bana göre bir şey var. Ha, bakın şundan ıspanaklı aldım bir tane. Şu su böreği falan var. Şu su böreği aşkına cana aşık olmuştum ya. Da ben öyle yiyememiş. Az bir şey olsun diye. Maksat mideme bir şey girsin. Şu ileride de sarı yer börekçisi falan var aşağıda ama zamanımız yok, bizim gideceğiz. Şuraya oturayım. Kızlar şöyle çayımı içtim. Kadir'i bekliyorum, bir de şoförü bekliyorum. Ay şuradaki tene çalalım dedim. Sen niye yedin? Ben şu bir tane sigara böreği gibi var ya, o lafada deste bir tane yedim, iki çaylar. Ben de çok yedim. Sen ne yedin? Islar tuşturayım yedim ben de yapalım. Doğuş ne zaman geliyor servis? Birazdan gelip haber eder. Öyle yani kızlar, hiç kimse kendi hayvanının Çay var mı yerine. burada? He, Üçün söyle. mü? Bir tane de bana getir. Üçüncü çay. Hesabı da direkt öde de oğlan gelirse direkt gireriz. Vallahi Allah kimsenin başına vermesin kızlar. Benim aşimci bu tehlike şeyim çıktı ya. Mısır tatilimi de iptal edeceğim. Çünkü korktum kızlar, bu virüs ne bileyim. Evet, öyle yüzmede havuzda mavuzda olmayabilir ama biliyorsunuz ki öyle tatil alanları daha bir hijyensiz, daha bir sağlıksız. O yüzden tatili iptal ettik. Dedik hani Avrupa, Mısır'da da internette baktım. En çok orada bu hastalık varmış kızlar. Yani Avrupa'da o kadar yaygın değilmiş ama
o tür memleketlerde daha çok yaygınmış. Valla tırstım, ne yapayım hanım, sonuçta can. Kendi canımdan geçtim de işte çoluk çocuk var yani, mecbur dikkat edeceksiniz. Çok iyi yerler. Çay getiriyor mu bize? Evet. Sana su alayım mı? He, bana da su al, ben durmadan içiyorum ya. Sağ ol canım. Neyse, ameliyatımıza odaklanalım. Yorumları geç görüyorum kızlar. Şu iyi, gitgide gözlerim daha iyi görmüyor başlıyor. Kadir'in de parmağı bayağı düzeldi. Zaten bir şey yok. Allah korusun. Köpek öyle kuduz muduz değil ama biz tek bir amaçlı yaptırdık. Çünkü mahallenin köpeği. Şey yazmışlar. Esnafın köpeği. Nare, senin psikolojin bozulmuş. Bir de öyle yazmışlar Kadir'in. Orada zaten ben şakaya vurup konuşuyordum. Yok, orada kaç saat geçmiş? 4-1 saat geçtiydi. Aynen. Bile. Zaten ciddi bir şey olsa ben öyle video çeker miyim? Yani ciddi bir şey olsa ben o ilk gördüğüm anın şokunu, üzüntüsünü siz nereden bileceksiniz? Sonra ne olursa olsun kötü de olay yaşasanız sonrasında konuşmak her zaman komik oluyor. Bence ki komik oldu ya. Köpek ısırması. Bir yani elini böyle hav yaptı köpek. Güleceğe de ağlayacağım. Ya vallahi ona bile laf etmişler. Nasıl annesi diye. Ne yapayım, kendimi yerden yere mi vurayım? Uy Kadir'imin elimi köpek ısırdı. Yani bir onu görüyorlar. Görmüyorlar ki sen bizi yalnız büyüttün falan. Onu görmezler işte. Ya yeni takipçi yazmıştır onu, bilmiyorum. Gelsin aman, yeni de eskisi. Valla ben karışmıyorum. Valla ben kendi kendime baktım, hayatıma baktım. Ben ne yapayım açısını. De yani olay olmuş, bitmiş, geçmiş. Hastaneye gitmiş, gelmiş. Aşısını olmuş. Ama aşı olduğun yer ağrıyor biraz. O kolun ağrıyor biraz. O nasıl bir ilaç açıyorlar? Acıştırıyor. Yarın, ne zamandı bir de? Yarın. Bir de yarın. Köpek kuduz değil. Hatta bir takipçim de yazdı. Onun aynı oğlunu da öyle ısırmış. Küçük onunki çocuk. Kaç sene önce. O dedi ki eğer köpek tanıdı, hani yaşayan bir köpekse bir daha ekstra aşı olmanız gerekmiyor da, Kadir'e dedim de dedi yine de yapacağım. Ama küpesi yoktu galiba ya. Bir soralım esnafta. O köpekten denk düşmeyeyim bir de. Dün gördüm zaten yine. O hep orada. Ben her zaman Bakırköy'e geldim de o köpek orada. Hep Azat da etrafına gidiyordu. Aman anne, yollama bir de o çocuğun yanına. Köpek verdim. Ama ne yapacakları belirsiz. Kendini saldırıda hisseder köpek. İşte yazık, o senden korktu. Galiba sandı ki ben ona saldıracağım. Sandı sen bir şey yapacaksın. Oradakilerini tanıyor, sesini çıkarmadı. Kadir'den tırstı yazık, günah. Neyse kızlar, sonra yine görüşürüz. Valla büyük heyecanla şu kirimden kurtulacağım. Öyle bir seviniyorum ki, nasıl kokuyorsunuz biliyorsunuz mu? Allah Allah, kimseyi susuz bırakmıyor. Düşünsenize, su var ya, kalamıyorsunuz. Hadi bakalım, bir gelsin servisimiz, gidelim. İyi miydi senin ekmeğin? Valla bugün başka yerde yedim o. Emrah abi dinlediği yer vardı ya. Bir orayı deneyim dedim ama hepsi zaten aynı. Ya bu Bakırköy'ün yiyecekleri lezzetli. Evet, güzel. Değil mi? İyi yani. Geri dönüşte de bir kokoreç içeriz. Valla bugün ben canım yine bilmiyorum hiçbir şey. Sen o bir böreği zor yedim. Var mı? Dün tek bir o bir dürümle durdum. Bir banyo falan yap, açılırsın işte. O zaman biraz bir rahatlarım. Şu büyük bantlar falan çıkacak ya, incecik bant yapıştıracak tertemiz. O zaman daha iyi olur. Daha konforlu bir hayat bekliyor. Evet. Ay, şöyle. Günlerimiz de az kaldı valla, sayılı günümüz var. Az kaldı. Ne kaldı bugün? Bugün yarın. Bugün çarşamba mı? Yok, bugün salı. Bugün salı, evet. Kızlar, bundan önce bir videom var, onu izlersiniz. Bazı gün oldu ki iki tane video çektim. Çünkü arka arka yükleyince de üst üste ekleyince çok uzun oluyor. Video internet sıkıntı yapıyor, yüklemekte yani, zor. Çok geç yüklüyor. O yüzden kısa kısa yaptım videoları. Bundan önce dün işte Neslihan'la görüştüydük falan. Onu izlersiniz. Kısa bir video, öyle biraz Eminönü'nü falan dolaşmıştık. İzlemişsinizdir zaten bundan önce. Kafanız karışmasın yani. Bir gün iki tane video yapabiliyorum, bölüyorum yani. Çünkü yüklemiyor kızlar. Ama dün Saime de dedi ki internet hiç çekmiyor. Dün harbi kötüydü internet. Otel interneti de bayağı. Valla 15 dakikalık video var ya, kaç saat sürdü. Sabaha kadar zor yüklendi. Abi bizim camımız burada olsaymış, ben söylediğim zaman biraz dışarıya gidelim. Niye bu tarafta değilmiş? Ama cam olsa da açılmıyor ki. Şöyle yarım açılıyorlar, sigorta garanti. Hadi bakalım güzel kızlarım benim. Valla bu bütün güzel dualarınız, dilekleriniz için de Allah razı olsun. Aman alsınlar. Orada zaten hemen alıyorlar. Siz de hep kan verin, bir bakalım.
Belli mi olur? İki ay önce vermiştim de doktorum bir şey demedi. Çıkmadı değil mi? Ama ben yine de o doktora gitmeyeyim de başa doktora biraz. Ne bileyim valla, şimdi sende köpek mübek kıstırdı, bence bir. Vallahi. Yani kan oluyor ya, kan olunca biraz tehlike. Verelim oğlum, ne olacak zaten, orada hiçbir kuruş para ödemiyor, sağlık sigorta yazıyor. Bağırsacım ne zaman geçer? O geçer de bugün acaba yine o yere mi vuracak, başka yere ya, vurur bence ya. Oraya vurdurayım, şuraya vurdurayım. He, sağa sola vurur. Ağrı kesici çok ağrıyorsa. O kadar şey değil de. Acışması mı var? Acışması yok, hissediyorum yani. Onu o kadar küçük. Olur, aşı sonuçta. Sen yine iyi atlattın, bazıları atışı yaparken o gün ateşleniyor, aynen, ağrıları oluyor. Hatta Serpil dedi dikkat etsin dedi, ağrı falan geçiyor, olabilir ama olmadı dedi. Çok şükür. Bugün berbere gideceğim ben. Özgür billah. Git kendinize bakın. Helal ben abi. Bugün burada dolanırım Kadir, Serpil gelir beni yıkar. Sen de git gençlerle takıl kendine. Yarın berber saymaya hangi? Gidiyoruz kahvaltıya. Kahvaltıya öyle mi gidiyorsun? Gidelim. 11.30'da falan gideriz. Gideriz. Dedim valla sayma, sabahın köründe gelemem, hiç kusura bakma. Oradan da belki bir şeye gideriz. Pazara falan bir yere. Varsa onların sokakları da iyiydi, hep rampa. Bir bakarız ne var oralarda. Buranın şey pazarı vardı ya. Perşembe günü. Ne zaman perşembe? Gitmeden bir gün önce. Gideriz o zaman Donas'ta günü. Gidelim pazara bakarız kısa. Sosyete pazarı. Oraya gidelim bence. Aynen. Hani böyle dolaşıyorum ediyorum ama öyle insanların şeyinden falan geçme. Tek ki bir yerlerime iğne mine yaptırmayana kadar, birinin kanı bana şey olmayana kadar, zaten bende var artık yani. Ben şimdi insanlar için belki tehlike taşıyorum. Yok ya, yokmuş öyle bir şey de. Korkutucu yani, ismi korkutucu. Buna da şükür, daha kötü. Valla ben yine çok iyiyim ha. Beni görüyorsunuz, gülüyorum, eğleniyorum, geziyorum. Bizim gelinde diyor valla ben çok iyi. Dedim ne yapayım yani, yaslara mı bürünüm ki akciğerimde, karaciğerimde bu çıkmış diye. Ben gün içi acil yorgun oluyorum. Akşam otelde yaptım mı uykum açılıyor. He öyle oluyor, ben de öyle uyumuyorum. Diyorum ki hadi bakalım bir gelsin taksimiz de gidelim. Bekliyoruz da. Evet kızlar, servis geldi. Berk'le Doğuş. Beni aldılar, şimdi doktora doğru gidiyoruz. Berk beni yine video yapacak herhalde. Valla sabırsızlıkla bekliyorum. Başkası sizi çekiniyor, daha da heyecanlı. Güzel kamerayla. Hadi bir gidelim. Nasıl güzel olacak olacak. Heybetli binalar. Tat var burada Galatasaray'ın kadir 410'u büyük ki. Şey storiesine çekiyor. Aha şu yuvarlak mı böyle? Yazıyor Rams Park. Ana benim de Amazon'um oradaymış. Ooo Rams Park. Galatasaray'ın stadıymış. Maçı burada mı yapıyorlar takım aşağı? Ya İstanbul'da oynamış. Kendi evimizde oynayınca burada oynuyoruz. Ben de biraz heyecanlıyım. Dur, ben niye böyle heyecanlıyım? Çok merak ettim. Şunları açınca acıtacak. Çok videolarda izliyordum. Diyorlardı ki o göz kapağındaki dikişleri almak falan acıtmıyor hiç. Ama bakacağız işte. Size zaten bilgi veririm. Acıdım acımadım. Aslında o göz kapağını alırken Kadir video çekebilir de Kadir korkuyor öyle şeylerden. Otursun ya, hayatta çekmez. Ama acımıyor ya. Böyle kandırayım kendimi. Bakacağız. Evet kızlar, diğer hastaneye geldik. Burası bayağı bir uzakta otelde kaldığımızdan. Çünkü burada Tolga hocanın çalıştığı başka bir hastaneyim. Valla dedim bir tane çay içeceğim hoca bizi çağırana kadar. Bir çay içeyim. Kendime geleyim kız. Aa, şunlardan kurtulacağım ya, bakım acıyacak. Tırsı yok. Bir tane küçük. Aa, böyle mi veriyor çay? Kadir de kendine sütlaç almış. Bakalım bakalım. Keşke rujumu gibi. Keşke ruju yapsaydım Kadir ya. Dudağı az boyalasaydı iyi olurdu ya. Beni videolara da çekecekler ya. Video çekecek beni. Neyse ya. Soluk soluk çıkarım artık bunu. Ha? Ne mi? Burayı iyi. Orta mı? Masa koymuş. Evet, o kadar. O kadar hiç bakamam.
Dedim bir de olanları göreyim diye, beni görsünler diye. Yok istemiyorum. Bir de bir çay içeyim. Çay da çok sıcak. O şeyde yediğimiz sütlaç çok güzeldi. Katibimde. Ben bunu yemem. Güzel değil mi? Yemem o zaman. Değil mi Kadir, o katibimin sütlacı çok güzeldi. Bu neredeydi? Neslihan'la dün yedik ya. Sen beni çek. Tamam. Buranın adı neydi kız, unuttum. Bakırköy. Bakırköy İskender. Buranın yemekleri de çok güzel kızlar. Şöyle bizim kendimize böyle ikra şeylik, bunu bunlara ne diyorlar? İkramlık. İkram. Ezme var. Koş payzi, işte bizim orada da koş payzi. Aynen, salata, çiğ köfte. Çiğ köfte var, ezme var, salata, işte bu yoğurt şeysi. Ay güzel yoğurt. Adam dedi şişko ekmek gelecek, ben şu an kendimden geçtim yani. Bu arada bu da bizim akşam yemeğimiz yani. Başka da zaten gün içerisinde bir sabah börek yedim. Yemeği sonra beni çek, ben anlatacağım zaten. Tamam. Onları nerede anlatayım biliyor musun? Kafede anlatayım. Moderatör çekecek birazdan. Aynen, moderatör çekimde kafede anlatacağım. Berfe bak, en sevdim. Görünmüyor, merak etme. Geldiye görüş. Vallahi şöyle var ya, pufuduk pufuduk eti puf. Nare'nin eski hali gelmiş kızlar masaya. Tam benim eski halim vallaha. Acayip lezzetli bu ekmekler kız. Hemen yiyelim somatını. Hadi bakalım, afiyet olsun. Bir şey kaybetmişim. Enfes Serap, afiyet olsun canım. Teşekkür ederim. Ben kanat aldım. Urfa ve kebap. Hadi bakalım, afiyet olsun bize. Evet, kamerama geç. Ay Caner, iyi gelmiş. Kaldır böyle çeksin seni. Gelmiş, gelmiş. Sen buzları ne yapıyorsun ya? Ay nasıl bize? Bunlar bana dokunur mu kız? Temşire. Ama ben alim de. Ebru size getirim. O çok seviyor bu yeşil erikleri. Evet. Her gün var mı? Burada mısın? Bak, manavım orası. Aa, tamam o zaman. Cuma, perşembe günü akşam alırız. Ne kadar? Ne bu? Şu? Güzel tamamlayalım. Aa, biliyor muyum? Şimdi hepsine mi? 180. 180. Serpil, su, bu. Kızıl ana var. Hı? Kara tut. Beyaz ana sen bayrak mısın? Ben de bu arada her şeyi hemşireye tanıştık da. O kadar ama kanatları yedi, bebeği de hemşireye. Niye biliyor musun? Çünkü bazı meyveler mideme asit yapıyor. Bana bak, gelsene oğlum bir dakika. Oluyor mu kız tut bana? Tutları güzel. Ne istiyorsun da? Servet ya. Şu burada beklesin, şuna bir lahana versin. Ebru, çağla istiyor musun şekeri? Ben yerini söyleyeceğim. Görümcen sana alsın. Şöyle bir gösterelim. Tezgahı da çok güzel. Şöyle de var, burada erik. Neydi acı? Enginar artı şok. Baba neredesin ya? Alayım. Bak arkadaşıma da bu. Abi bakma yok mu? Abla, bakma yarın abla. Bu evet. Konya. Bakmadan söyleyen Enginarcı Ahmet. Evet, abimizden büyük şov geliyor şu an. Bir dakika, evet. Canım başlıyorum. Benim. Evet. Başla. Ablalar, bu Bakırköy'ün tek enginarcısı Ahmet. He, Bakırköy'ün enginarcısı. Bakmadan soyan enginarcısı. Evet, bakmadan inşallah. Bir tane de abla. Maşallah. Sana enginar çiğden ikram edeceğim. Yeniliyor mu öyle çiğ? Ben onu hiç yemedim, tadını merak ediyorum gerçekten. Gözlerim de burada şey çekiyor. Fark etmez ki, aynı enginar. Ay yarım atla, bu tam yiyemez. Hiç yemedim. Sen az bir şey ver, az bir şey. Abla bu yer bak, kengel yer bak. Kengel, aa köylerde çıkardı şeyde. Aynen. Ablacığım vallahi şey. Valla tezgahta da her şey var, hazırlamış. Tezgahta her şey var. Hayırlı olsun biz. Abla çek, adam yiyecek yerken çek. Aa. Hanımefendi yerken çek. Kameracı al bunu. Kameracı lütfen. İlk defa hayatımda enginarı deniyorum ve çiğ deniyorum. Evet. Bakırköy enginarcısından ilk defa yiyorum ben. Evet. Doğru söyle. Valla kengere. Şimdi, aynı onun. Aynen var. Hem onu yem, bunu soyarken seyret. Evet, Bakırköy'ün yerinde ablacığım hoş geldin. Evet, Bakırköy'ün en güzel enginarcısına hoş geldiniz. Bakmadan soyuyor adam. Evet, bakmadan soyan enginarcı. Denemeye para almıyoruz. Deneyelim. Ya ne olur, feda olsun ya. Bir tane ablaya bir enginar değişilir mi ya? Bir abla 25 senede meydana geliyor ya. Gerçi bizim kedi olsun. Amca şov yapacaksın diye kendini kesmeyesin. Yok abla, duayet de kesmeyeyim abla. Nasıl abla? Beğendin mi ablacığım? Saygılar. Kaçı güzel kıza da ver, enginar da yesin. Verin. Kızlar yemekten sonra buraya gelin, meyvenizi yiyin gidin.
Diyarbakır peynirini gönder bana. Böyle valla çok güzel sebzeleri, meyveleri. Ben giderken dediğim gibi şundan. Hadi bakalım. Rabbim bol kazançlar versin. Sağ ol abla. Bizi güldürdün abla, Rabbim de sizi güldürsün. Şimdi nerelere gezeceksiniz bu saatte? Her Karasel'in yerine. Önüne gezin. Başka sahile inin. Ben buranın yerlisi oldum. Serhat'a kaç kere buraya geliyorum. Senden çok yer biliyorum kesin Bahırköy'ü. Servet, ablan Diyarbakır'da gezince gelir. Amca kartla ödeyecek. Tamam Servet, gidin. Hadi bakalım. Butik mi? Aynen butik. Diğer butik keşfettik. Çok fiyatlara uygun. Şu boydan pistan pistan gördüm ben de onlara bak. Nari şu nasıl? Ana şunlar Rumeysam çok beğenir kız. Nari. İstersen hey, fotoğraf gönderelim. Aa sana olur o çok güzel. Sen mankensin ana. 29 Eylül. Şunlar ilgimi çekti de şeymiş. Kumaşlı sert. Sert. Ay böyle dökümlü seviyorum ya ben. Sizin yanındayım mı? Hmm. Yok bu eve gitmemiş ki. Yaz şeyleri işte değil mi? Aynen böyle tiril tiril. Aynen. Bak şöyle pistanlar. Palaj malaja gidersen. Hmm. Şey Rümeysa seviyor bu tarz şeyleri. Onları giyiyor mayolarının üstüne eline giyiyorlar ya. Güzel oluyor. Bak şu arkada da uzun gömlekler. Moderatör çabalıyor. Evet moderatör. Kamera hakim değil. Alan dar ama ne yapayım? Her alanda şey yapacağım. Kameracığım. Ama şeyim kızar. Otelde ya da sonra konuşuruz zaten göz bantlarım çıktı ya. Ha sen bir göstersene. Dikişlerin izi hiç o kadar belli değil. Sanki böyle ufak bir çizgi gibi. Çünkü zaten gidecek onlar. Git gide hiç belli etmeyecek. Sarı yazmalı. Bu tam ve sarı yazmalı ya güzel. Ana Serpil böyle bir şey var olur kız ne? Biraz göstereyim belki almak isteyenler olur bak böyle modelleri. Gözüme krem sürdüm ya yaş varıyor. Dur ben bakacağım şimdi kaç beden. Bak şunlar da çok tatlı. Renkli renkli. Moderatör. Ona gelecek olan pahalı şimdi beni konuşuyor. Bak, bak bunlar kumaşları pırıl pırıl. Buldum bir tane fistan kendimi. Bunun ben geçen de Eminönü'nde krem rengi şal aldıydım. Aa, aynen. Ay elbise çok güzel. Böyle dökülüyor. Tamam şey değil. Koton şey değil. Böyle ipekle şey karışık. Viskoz mu? Valla ben her kumaşı giydiğim için, aa bakın içi de pamuklu. Nale bu terletmez. Bu bacı bundan alacağım da ben. Yok bu iç nerede göstersin şey gibi duvar gibi. Kalın görmüyor musun? Ama çok alayım, tatlı. Kaç bedenini alayım ben meyi. Bak bedenini ya. Bana soruyor. Valla bu kadın beni öldürecek. Şimdi ben var ya meyi alıyorum. Git giy şimdi giy gel. Yok giymem. Serap Leysin al. Onu aldım Serap. O çok güzel. O hangi sen beden aldınız? Me aldım. Ay Nariş. Sen de böyle alabilirsin. Nariş. Yani ben alayım. Valla yazın tatilde acayip güzel olur. Acayip. Aa bak cepleri bile basmış. Geldiğinde giyeriz. Aynen. Valla çok güzel. İşte bunu Mısır'da da giyebilirsin. Aa ben. Ay şu da çok güzel duruyor. Nariş o zaman şeye gelin. Türkiye'ye gelin. Valla bakalım can dedi tadı. Kesire gelin. Aa bu da çok güzel. Şunu bir şöyle aç bir. Aa, bu da çok pompoş. Çok güzel. Tam benim tarzım bu fistanlar. Serhoş. Kızlar şuraya 01 mekan açılmış. İsmi de hiç görünmüyor. Ne kız yazıyor? Keraton Cafe Bakery yazıyor. Bakery. Hadi gidelim. Valla çok dolandık. Şuradan mı Serap? Evet canım. Aa, Bakery de Bakery. Buyurun efendim. Asolit geldi. Şu kapılar benim boyumu okumuyor ya, acayip sinir oluyorum. Aa, kızlar mekana bakın. Şimdi sen beni çek, benim mekanı göstereyim. Mekana da bizden başka kimse. Şöyle var ya, yeni açmış. Ana şunlar ne güzel saldırmışlar size. Evet. Çok güzel yapmışlar. Siz de kendi çok güzel bir yerde ne yapıyorsunuz? Nasıl rahat etmek istersen. Ya, bol yastıklı. Bu masayı alalım mı şekerim? Buyurun efendim. Sen nasıl rahat oturabileceksen öyle. Oturamazsam sen de neye geçerim? Ha iyiymiş. Yastıklarla tutmuş. Hoş geldiniz İstanbul'a. Eyvallah. Daha alışamadım ya. Biri beni çeksin. Ben daha kamera yazık kız telefonu çıkarmamış. Ben konuşmaya başlıyorum.
Ay sonra da onu çok yapıyor. Neyse kameracımdan memnunum. Kısa bir doktor kontrol özetinden geçeyim çünkü hastaneye gittim ve bir daha da beni görmediniz. Sonra bir baktınız arkadaşlarımla çıktım meydana. Kızlar göz kapağımın yapışkanını aldı. Kameracı yakın çekime gel. Gözümü açtım, çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Hatta çok da şiş şu an. Antibiyotik krem verdi. Onu 2 hafta kullan dedi. 2-3 haftadan sonra da iz kremi veriyor. Onu kullanacaksınız. Doktor size bunu zaten detaylı her şeyi anlatıyor. Ben burada uzatmayayım yani. Zaten bütün YouTube videolarında da görüyorsunuz başka milletinkilerinden de. Bugün maalesef çok seviniyordum ki banyo yapacağım. Unutun. 2 hafta yasak. 2 hafta yasak çünkü hani küçük bir ameliyat olmadığı için. Mesela diyelim bir burunsa ya da hafif bir şeyse o zaman 8-9 binden sonra banyo yapabiliyorsunuz. Ama benim gibi geniş bir alanınız varsa o zaman banyo yapmak yasak. Dedi oraya git. 1 hafta sonra yapışkanlarını çıkar. Ondan sonra duş alabilirsin ama öyle bildiğiniz yıkama değil. Sadece bir kirini götüreceksin. Hızlıca suyla yıkanıp çıkar. Borseni giyeceksin dedi. Dikişlerimi çok beğendi. Allah'a şükür intihap, yara, bere yok. Çok güzel bakmışsın dedi kendine. Narin Hanım dedi çok zayıflanmışsın. Ben de dedim Allah Allah acaba niye? Yani buna sebep olan kim dedim doktora gülüyor. Dedim tabii ki siz beni yani yarımı İstanbul'a hatıra olarak 4 litre yağ, 3 kilogram da deri bırakıyorum. Yani İstanbul'un çöpü ağzı bir de benim çöpüm kaldı burada. Ama kızlar ben zaten doktorla konuşurken şöyle konuşuyorum. Ama ben bunu detaylı video size başka zaman anlatacağım her şeyi. Bugün kısa kesim dedim. Kontrole gittim. Bandajlarım değişti. Pansuman yaptı. Sildi, süpürdü her yerimi. Ameliyat bandı kaldı. O da 1 hafta 10 gün sonra çıkacak. Allah'ın izniyle cillop gibi olup duracağım. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Sizlere Allah'a emanet ettim. Güzel dualarınız için Allah razı olsun. Kötü dualarınız, dilekleriniz için de bilmiyorum artık. Kendiniz bilirsiniz. Hepinizi görüşmek dileğiyle. Sizi seviyorum kızlar. Kızlar seviyorum vallahi sizi. Hoşça kalın. Sonra, videonun en sonunda da kahveleri bir gösteririm size. Bitti. Yarın başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Biliyor musun kahvelerin? Evet ve son durak otel ve meyve sefamız. Bizim güzel mini şeyim, hemşirem. Çileklerimizi güzel yıkamış dutlarımızda. Videoyu yine bunu da ekleyin bari. Nari zaten video kapandı değil mi? Vermiyoruz asla. Evet, hijyene ödül vermiyoruz. Dışarıda yedim ama adam yıkadı verdi. Hadi bakalım.